Günaydın arkadaşlar. Şu diktiğim şeyleri göstereyim bir. Bakıyoruz beraber. Bunlar zaten dikilmiş olduğu için arkadaşlar. İşte patlıcan var. O birazcık kuruşmuş. Bunların hepsi biber. Birisi kapya biber. Şunlar kapya biber galiba. Domates, salatalık. Böyle. Aa, çayı beğenmeyeceğim, koymuşum oraya. Şöyle leke leke olmuş ya. Geçen gün şeyde görünüyor videoda. Bugün de sileyim dedim. Leke leke olmasın, su lekesi. Eyvallah dedik. Bir tane ayvamız kaldı gitti. Orada öyle hiç bulaşık yok arkadaşlar. Lavaboyu yıkayacağım. Tepsiyi akşamleyin yıkadım. İçinde şey vardı. Neydi o? Tepsi kebabı. Girdim mutfağa. Güzelce yedim şeyden. Tepsi kebabından. Gece gece ilk defa. Hayır arkadaşlar. Sonra çok pişman oldum. Yani o sırada şey içiverseydim. Su. Böyle bir şekerim düştü gibi oldu. Bir dakika. Tekrar günaydın arkadaşlar. Şimdi video çekerken bulanık çıkıyor. Ben de siliyorum. Gece yedim arkadaşlar. Bugün ilk defa tepsi kebabından bir tane yedim. Gece gece çok acıktım. Biraz önce anlatıyordum. Ondan sonra 2-3 kaşık makarna yedim. Yedim arkadaşlar. Bu sefer yedim. Üstüne bir de detoks içtim. Arkadaşlar, dostlar, canlar. Saat şu an 6.30'u geçti. Bizim bugün yeni iş yapmamız gerekiyor. Biraz ben bugün geç uyanmışım. Böyle arkadaşlar, yine kalkıp da şuradan bir simit poğaça alıp gelsek iyi olacak. Dün ben kendim poğaça yaptım. Şimdi ben bile daha mutfağa yere girdim. Bir video baktım. Videolarım hani çok küçük dönüyor. Başını anlamıyorum. İnternetimizde de sorun yok. Arkadaşlar geç. Yani dünkü videoyu ben atıyorum sabahleyin. Yükleniyor. İyi de dün sabah bir video. Şimdi hala bir gün önceki videoyu atıyorum. Kısa bir video. Hemen yükleniyor. Öbür atarım. Yani bu hallolacak. Tamam, hallolacak bir şey yok arkadaşlar. Onlar çok güzel ya. Bak patlıcan da bile, patlıcan da birazcık ayaklanmış. Şimdi bunlar böyle kendim alıp alıp dikiyoruz ya biz. Yani bizim memleketteyken böyle topraksız alınır. Topraksız alırsın böyle köklenmiş. Alırsın pazardan. Böyle tek tek onu böyle hiç toprağı olmadan köküyle dikersin. Evet, öyle bahçelerde çıkarır. Uğraşan çok olur o işlerde. Sizin annem de yapardı köydeyken. Şöyle kahvem yapayım arkadaşlar. Yani ben çok uğraşmıyorum öyle şeylerle. Ama bizim de evimizin bahçesinde böyle bir dönem çok güzel bir şeyler oldu. Salatalık, domates. Çünkü biz o dönem böyle gübre yapmıştık. Ama bir güzel oldu arkadaşlar. Bir güzel oldu. Bir sürü böyle salatalıklar, domatesler. Her şey oldu. Sonra gübreyi biz yapmadık ertesi sene falan. Yapmayacağım. Sonra azaldı şeyler. Yetişmedi yani fazla. Küçük bir bahçemiz vardı. Küçük. Bayağı da vardı ama içinde mısır falan ekerdik. Ve hani biz burada tarla, bahçe, yeltim gibi falan çok uğraşırlar böyle biberlerle falan. Onların tarlası var. Kayınvalidemden. Kayınvalidemden falan bir şey. Biraz tarla. Bize işte herkese paylaştırdılar da biz beraberdik onlarla. Sonra biz o dönem sattık. Onlara ertesi gün. Onlar şimdi o tarla bir şey yapıyorlar. Böyle her şeyi ekiyorlar. Biber, domates hepsi. Böyle kocaman kocaman oluyor ama su
su sorunu var. Suyu böyle ayda yılda bir gidip sürüyorlar falan. Barajdan geliyor diyebilirim arkadaşlar. Barajdan gelen su suyu değil. Bir suyla sulanıyor da onu tam bilemiyorum şimdi. Su günleri oluyor ya da randevu alıyorsun. Ona göre o gün gidiyorsun. Ayarlamaya çalıştım da. Şöyle acıcık bir alan kaldı. Oraya da girmezler. Biraz daha uç tarafa dökmüşüm yemlerim. Şu kadarcık alan kaldı şöyle. Yani şu kadardı kuşların yiyeceği alan. Şimdi şu kadarcık kaldı. Arkadaşlar dün böyle çıktım dışarıda bir sonra biz çıkırlara gittik, şöyle bir hava alıp geldim. Dün çıktım, çok çok iyi oldu. Bugün de çıkacağım. Bugün şey videolarını izledim arkadaşlar, böyle tatil, villa. Villaya gittik havuz arkadaşlar. O videolarıma baktım, orada bayağı zayıfmışım ha. Ama ne güzel, ne güzelmiş ya dedim. Böyle bir bana enerji geldi. Bir enerji geldi, bir enerji. Kendi kendime enerji verdim arkadaşlar. O videolarıma bak. İzleyip şey yapın. Enerjinizi alın. Güzel güzel kahvaltılar hazırlamışım. Şeyde villada börekler, gözlemeler, her şey koymuşum arkadaşlar. Vay vay vay. Bu sene de gidebiliyorum, şimdi ayarlayalım. Annem de gelecek, annem de gider. Beraber gideriz arkadaşlar. Annemle hep beraber tatile gideriz. Annem de kızıyor benim şortuma falan işte burada spor yaparken falan. Video çekerken oradan geliyor bir laf söylüyor. Tam video çekerken işte şöyle de böyle de, ya anneciğim ben zaten videomu çekiyorum, yani sen bunu görüyorsun. Her yere beraber gidiyoruz da video çekerken mi kötü olacak? Herkes beni her yerde görüyor zaten. Anlatıyorum annem, tam video çekmeye başlarken oradan bir laf söylüyor. Çünkü videoyu da çekemiyorum bazen. Yani öyle bir kavgamız, gürültümüz yok da böyle şey yapıyor. Çekme işte, yani sanki beni kötü görüyor arkadaşlar. Yani yapmadığım şeyleri yapıyormuş gibi görüyor. Yayla beraber gidiyoruz. Denize gidiyoruz. Beraber yüzüyoruz. Tatilde de öyle gitmişiz, gezmişiz, tozmuşuz. Ben yine şortlu. Oralarda falan hiçbir şey söylemiyor. Arada bir böyle. Arada aklıma geldikçe işte şort deyip kızıyor. Neyse annemle bir sorunumuz yok arkadaşlar. Benim annem, değerli anneme bakmam lazım gerçekten. Arada işte böyle. Şeyden. Konuşuruz. Şurada otururuz namazdan sonra. Babam hakkında konuşuruz. Babam rahmetli oldu. Annem bir arada ağlar. Hala ağlıyorum diyor Kur'an okurken. Sabahları Kur'an gönderiyorum. Yasin gönderiyorum diyor. Hala ağlıyorum diyor. Yani tek şu anda benim video ile ilgili sorun. Yani başka annemle ilgili bir sorun yok. Tam ben video çeker. Bir ara spor yaparken geç de oradan. Ben spor yapayım. Annem oradan. Hala söyleniyor. İşte diyor kızım
şöyle de böyle de niye çekiyorum da. Sanki yani emekli oldum arkadaşlar. Hiçbir sorun yok da. Yani ben kararım böyleyse herkese saygı duymak zorunda. Annemle gelince konuşacağım. Anne bak videolara bak çekiyorum. Çekerken bana böyle ikide bir de gelip laf söyleme yani konsantre olamıyorum. Bir daha ayrıca hemen öyle bir videoyu çekmem ki. Niye çekeyim? Güzelce sohbet eşliğinde video çekmek varken böyle şeyler söylemesi yanlış. Annem küçüklüğümüzde bize çok değer verdi arkadaşlar. İşte büyüdükçe biz de artık bir anneyiz. Ben de bir anneyim. 50 yaşına gelmiş bir kadınım yani. Bu yaştan sonra bana şey yapamaz yani. Adam mı edecek, adam edemez. Yani ben aynen böyleyim. Kötü bir alışkanlığım var mı? Yok. Kötü bir yuva dağıtma huyum var mı? Yok. Kimseye kötülük yapmam. Allah rızası için çalışırım. İşte konuşacağım annem şey yapmasın böyle bundan sonra. Bir gelsin konuşalım bakalım ne yapacak, ne edecek. Nasıl davranacak bir bakalım. Bir arada annemle konuşturmaya çalışayım bakalım. Gelsin de bakalım bir ayarlayalım. Bak eşim bile biraz girmeye çalışıyor, çalıştı. Aslında bir ay çekmek istiyor arkadaşlar da ben daha ona hazır değilim açıkçası. Daha fenalar çıktı. Çocuğumla bir sürü video çekebiliriz. Onu ayarlayacağım arkadaşlar. Bir ayla başlayıp öyle devam edeceğiz. İşte bir annem gelsin. Dünkü videomda şeye kendimi tanıttım. Ya o da yok şey çıkırlardı otururken kendimi tanıttım arkadaşlar. Orada. Bugün ne yapsam ben şimdi gidip yürüyüş yapsam acaba? Yürüyüş yapsam oradan bir şey simit gibi şeyler alıp gelsek. Öyle diye çıkınca hemen çıkıyor. Simit gibi bir şey alıp gelelim. Biraz da yürüyelim. Yani uzun uzun yürüyüş yapamıyoruz. Çünkü vakit yetmiyor. Hemen cırt vakit geliyor arkadaşlar. Yani simit almak için açıkçası yürüyüş yapalım. Orada biraz ekmek var da. Hani bahanemiz hazır gidelim alıp gelelim. Saat 7 oldu. 7'ye geliyor. 7-7.30 evde oluruz. Ben şu çay kahve keyfim yapayım. Gelir gelmez hemen duşa gireyim, üstümü giyineyim, eşimle gideyim, biraz dolaşayım. Ya da bugün hiç dolaşmayayım çünkü saat dün 10.30'da eve girdim. Temizlik yapıyor olsaydım. Şey yapalım şimdi, şurada bizim bir kahve içtiğimiz bir yer var ileride. Oraya gidelim. Orası bizi özlemiştir. Ha, bizim süpürgenin olduğu yerde süpürgemizi alalım. Tamam planımı yaptım. Valla bugünkü yemeği hiç düşünmedim. Ha dünkü yemeklerimiz kaldı. O da tamam. Neyse hadi görüşürüz bakalım şimdilik.
Arkadaşlar bugün şu kıyafetimi giyeceğim, böyle havalar iyice soğumadan. Şöyle uzun kollu ya, bunu giyeceğim. Ben hep sirkeyle giriyorum abi. Bakın elimde fırça, sirke, hepsi var. Tarak. Akşamleyin şey yedim ya, yatmadan önce yemek, biraz 2-3 kaşık makarna. İlk defa gece yedim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yüzümü temizledim. Sonra dişimi fırçalayacağım. Evet arkadaşlar, duşumu aldım. Şöyle hafiften bir makyaj yapayım. Şeye gidelim bugün. Kahve içtiğimiz bir yer var ya. Neresi? Şey, o tarafta. İlla mı? Değil, illa değil. Ya? Apayrı. Ama apayrı mıydın? Bir de şeye uğrayalım, şok. Rana gelecek ya. Nereye? Gelmiştir artık o süpürge. Nereye uğrayalım? Şokta Anıl'a şeyi bıraktık ya, süpürge. Hı. Herhalde gelmiştir, Rana götürsün onu. Çekmecede. Bunu kilo aldın mı? Ne? Bunu kilo alacak şeylerin. Ha? Bunu kilo alınacak şu şeye. Bu şey. Tarafa çek, o tarafa çek, karışmış iyice. Şöyle yapsam olur mu? Durur mu acaba? Şöyle bant olması lazım. Arkaya sıkıştırırım arkadaşlar. Karanlıkta bakalım bir dakika. Yanıyor. Ama şey, pil bitmiş, az yanıyor. Şimdi ben hazırım. Şundan sıkayım ya, bu saçım gürleştiriyor galiba. Sirke de yapıyorum ya ben saçlarıma. Bu deniz suyu. Şeysi. Maskesi mi? Neydi ya? Deniz suyu. Etkili sprey. Deniz tuzu etkili. Ha, deniz tuzu etkili spreymiş arkadaşlar. Neyse gidelim şimdi. Mutfakta bir her şey hazır. Kahvaltımızı yapalım, sonra çıkalım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, yumurtaları koydum. Şimdi şu patatesleri böyle tabaklara biraz koyacağım. Thank you.
sildim, hazırladım gelince. Dışarıdan. Hemen takıvereceğim arkadaşlar silip. İşlem tamam. Hiç yağ yok, öyle istiyorum ben. Hani böyle elimle değdiriyorum, alıyorum, çekiyorum ya, onun için böyle. Sirkeli bezle, çamaşır suyu bezle siliyorum. Ah, tuz. Tuz alınacak, şeker alınacak, unutmayalım. Güneşin gelirken isteyecektim ben, onların hepsini de unutmuşum, değil mi? Şurada birazcık var, var poşette de. Ben tuz illa ayırıyorum. Hani böyle yemek yaparken şey alıyor, acil. Yemek yaparken var, arkada poşette, geçen aradım. Bulamadım, üst üste bir şeyler koymuşuz. Bu kadar arkadaşlar, bizim kahvaltımız. Şurada fazla tabak vardı, bardakları kaldırayım. Yumurta, patates, domates, salatalık, elma. Koyacağım. Şimdi eşim hazırlanıyor. Sonra dışarıya gidiyoruz. Bugün dışarıya gidiyorum çok şükür. Miray'a da şey alalım. Poğaça bugün. Dün ben yaptım götürdü. Bugün erik yer o. Erik götür. Erik götüreceğim Miray. Erik götüreceğim mi? Yememiş. Geçen götürdü. Bir tane yemiş gelmiş. Suyu tutunca suyu daha çok oluyormuş. Thank you.
Ütülenmiş kıyafet vardı orada. Kıyafet mi aramış? Yarım saat sonra. Mamuk olacak abi. Kahvaltımız böyle arkadaşlar. Hadi bize afiyet olsun. Patates, yumurta. Ben bugün yine iki tane yumurta koydum kendime. Görüşürüz arkadaşlar. Ezberledim ha. Ezberledim mi? Anne ya. Ben istiklal maaşının okulasını ezberlemek istemiyorum. Okulası mı ezberlenecekmiş? Daha önce. He? Daha önce işte ben. Ezberlemiştiniz ya. 10 kıta var. 6 gün var. 6 günde nasıl 10 kıta var? Kaç kıta? Ama ben versem. Ezberlesen o kadar puan. Ben ezberleyemem. Düştü ya. Bunlar da yapışıyor böyle. Bugün şöyle biraz tabağımı alayım bari. Almıyorum. Normalde oradan yiyoruz da. Şöyle alayım. Güzel gözüküyor orada. Evet arkadaşlar, şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Hadi bize afiyet olsun. Sabah kahvaltı çay. Ne zaman soydun beni? Şimdi soydum ya. Hadi Allah annenize bolluk bereket versin, başarı versin, mutluluk versin, istediğiniz güzel şeyleri versin, bol bol iman versin. Arkadaşlar görüşürüz. Bütün kötülüklerden korusun herkes. Hadi bakalım arkadaşlar. Bak, görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi okula gidiyoruz. Miray'ı bırakacağız. Miray değil, sınav olduğu için ben arkaya oturuyorum. Sınav günü zamanlarında ön oturuyorum. Miray biraz alıştı. Şimdi ben evde kalınca hep önde oturdu falan ya. Ay nasıl korktum. Yandan bir araba geldi sandım. Ya Allah korusun. Şey yapıyoruz. Miray'ı okula bırakacağız. Oradan gidip kahvemizi içeceğiz arkadaşlar. Böyle Antalya'da bahar daha güzel. Mor mor ağaçlar çiçek açmış. Sümbüldü galiba. Açmış arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi diğer yolda öyle. Şimdi ağaçlar yeşil yeşil de. Aynen böyle arkadaşlar. Hadi görüşürüz.
arkadaşlar. İçtik şurada kahvemizi şurada. Oh, sabah sabah çok iyi geliyor böyle bana ya. Dışarıda kahve içmek. Çay içmek. Vallahi benim en çok sevdiğim şeylerden birisi. Yürüyüş, spor, dışarıda çay, kahve. Gezmek, tozmak, denize girmek. Yemek hazırlamak. Arkadaşlar. Şimdi beraber içtik. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bir orta, bir sade. Bir orta, bir sade. Bana müsaade. Kahvelerimizi içtik. Günün nasıl başladı? Şükür iyi. İyi olacak inşallah akşama kadar. Ne yedin kahvaltıda? Kahvaltıda yumurta yedim. Ekmek yedim. Domates yedim. Salatalık yedim. Patates yemedin mi? Ay, patates yedim. Patates yedim. Hepsinden yedin yani. Hepsinden yedim. İyi, afiyet olsun. Sağ ol sana. Sağ ol, teşekkürler. Allah razı olsun. Hazırlayandan da getirenden. İşte kadın burada önemli değil mi, eş? Yani kahvaltı hazırlaması önemli. Vuracağım mı? Önemli değil mi? Vuracağım mı? Ha, şuradan şok marketten şey varsa, Anıl varsa oradan şey süpürgeyi soracağız arkadaşlar. Hadi sor ya.